Bugün 27 Eylül 2024. Romanya'nın Köstence ili Amzaca kasabasındayız. Buradaki sel felaketinde evleri zarar gören 15 civarındaki aileye inşaat malzemesi ve mutfak eşyası, buzdolabı gibi TİKA tarafından 15 aileye destekte bulunuluyor. Evet. Yardım malzemeleri işte görüyoruz. Yatak var. Bir Ağustos'ta olmuştu sel felaketi burada. Primarul recunoaște că putea face mai mult pentru oamenii din sat, însă acum ridică din numeri și dă vina pe ploaie și pe lipsa de fonduri. De cât timp sunteți primar aici? Un mandat. Un mandat. Și ce investiții ați făcut în mandatul ăsta? Deci, axate pe această efectele care s-au produs. Şimdi selde mağdur olan sözdaşlarımızla birlikteyiz. Önce sizi tanıyalım isminiz. Benim adım Rasim Gülserin. Evet. Köyün köydaşıyım. İnsanlara yardım yapmaya geldik. Buraya. Bilmiler onun için. O günü anlatır mısınız bize? Ne oldu günü, burada? Geceleyin bir sel geldi birdenbire saat 3-4 kararında. Ne taraftan geldi? Bu taraftan geldi. Bu şeyin üstünde. Burası bütün doluydu evler. Duvara kadar, cama kadar suydu. Bak, nasıl 1 metre jumate? 1,5 metre değil. Yer aici peste garda trecut. Gardın üstündeymiş sular. Biz yukarıda duruyoruz. Bize yetişmedi ama bu insanlar bu şeyin yanında çok su içinde kaldı. Bir anne var ta ötede küçük dadayı yukarı şeye bindirdiler tavana. Gece saat kaçta oldu? 3-4 kararında. Gece üstüne sular girdi, kapının şeyinden kapıları açtı. Can kaybı olmadı değil mi? Yaralanan da olmadı. Yok. Ne oldu sonra o insanlar nerede barındırıldı? Onları bizim köyün primarı aldı, götürdü, kazak yaptı. Kobrasar bir şey var, restorant var. Onun içinde şey de var, kameralar da var. Oraya sonradan insanlar, içinde insanlar hani evleri de açık büyük oldu yani. Aldılar evlerine. Ha, evde yani, her birisinin ısım yeri. Akraba, evet. Böyle tanış, herkes hangisi yapabildi aldı. Kendi evine, yani. Evet. Kaç gün sürdü bu şey? Çok sürmedi. Bir gün içinde sular netti, açtılar. Köprüler kapandıydı, tıkandıydı. Onları gelip açtılar. Logarlar, 24 evet. Saat içinde sular çekildi. İfadeler geldi, çıkardı insanları, hani içeride kalan insanları. Evet. Sonra bu köy şey herhalde değil mi? Daha çok Türk ve Tatar ağırlıklı. Türk ve Tatar, ya. Bu tarafında Türkler, öte tarafında Tatarlar var. Romenler? Roman da var. Evet. Var. Ama anne, biz çok İslam anlaştık. Burada evet. Doğumluyuz, burada büyüdük. Evet. Yani. Ne kadar nüfusu var buranın? Nüfusu 40 adımda, 40 populasyon. Banna Mihaila. Banna Mihaila. Mașina de spălat. Mașina de spălat și frigider aici. Da. Vrei tu, Florina, da și vrei? Nu. Cred că poate, are tot paletul de ciment pe glet. Ah!
selin toplu olarak etkilediği bir bölgedeyiz. Onun için de yardım malzemeleri bu alanda 15 eve dağıtılıyor. Kimin ne ihtiyacı var ise, bazılarının inşaat ihtiyacı var, inşaat malzemelerine, bazılarının ev aletlerine ihtiyacı var. Bir kısmı kendileri yapmaya da başlamışlar içeriden. Gördüğünüz gibi tipik bir köy. Yeri, bahçede dolaşan köpek. Bunlar niye böyle tek, sanki evin tek keçisi mi var? odaların hali gördüğünüz gibi böyle. Zaten sonra da eşyalar ya dünden atılır hale gelmiş ya da bir odaya toplanmış vaziyette. Evet. Biraz önce gördüğümüz görüntülerdeki evlerin yeniden oturulur hale getirilebilmesi için TİHA'nın yaptığı inşaat malzemeleri yardım. Sizi tanıyalım önce. Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyorum. İsminiz ne? Osman Melda. Osman Melda. Ne zaman oldu? Gece oldu bu galiba. Gece. Saat 4'te. 4'te. Nereye kadar geldi bu evin neresine kadar çıktı? Buraya kadar. Oraya kadar çıktı. Ne yaptı? Tüm eve doldurdu mu? Yok, sadece bir odaya, bu katariye, hola, bayeye. Buralara girdi. Siz eşyaları nereye topladınız? Attık. Attınız. Yani kocaman araba aldı, onları attık. Şimdi yeniden odaları inşaat yapacağız. Kaç kişi yaşıyorsunuz bu evde? 4. Evet, Melda Hanım kum hazırlamış. Bura girebilir miyiz içeri? Evet. Buyurun. Ha yok, o içeri yapmışsınız, oraya gerek yok. Evet, Melda Hanım. Ne bu? Buzdolabı mı? Ne? Gelen buzdolabı mı? Buzdolabı. Buzdolabı. Pardon. Evet. Nikoleta, onde é a Arif Junaido? Aí, Nico. Abre no quarto. Santa.
Stați puțin! La tine!